Sevgili dostlar Ahmet Konanç YouTube kanalına kanalıma hoş geldiniz. Mevzu Fenerbahçe'de sarı lacivert gündemi konuşacağız. Program başlığımız Emre Belezoğlu'nun derin mesajlar verdiği açıklamaları. Hedefteki isimler kimler? Hedefteki kurumlar kimlerdi? Kime ne mesaj verdi? Ama tabii ki sadece bu değil bu akşamki canlı yayındaki konumuz. Diğer konu başlıklarımı sizlere şöyle bir ifade etmek istiyorum. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'nin yakın geleceği ile ilgili hangi planları yapıyor? Ayrıca Emre Belezoğlu mevzusu dışında 18 yaşındaki Serhat Ahmetoğlu ve Kazakistan asıllı yine 18 yaşındaki Mikael Askarov'un bugün de çok tartışılan sözleşme durumları. Bir diğer başlık West Ham United'da yedek kalan Andre Yarmolenko'nun transfer durumuna ilgi, ilişkin bazı bilgiler. Kemal Ademi'den nasıl bir gelişim ve e, evrim, bir e, değişim bekliyor Erol Bulut ve Emre Belezoğlu? Biraz Kemal Ademi'yi konuşacağız. Fenerbahçe daha çok gol üretecek sistemi nasıl bulabilir? Bununla ilgili Fenerbahçe'de daha fazla gol üretebilecek daha fazla pozisyon üretebilecek sisteme dair bazı adımlar geliyor Fenerbahçe'de bunu konuşacağız. Caner Erkin'in oyun şekli bu az önceki başlıkla bağlantılı olarak Caner Erkin'in oyun şekli Erol Bulut'u zora mı sokuyor? Bu tartışmalar artık nasıl son bulacak? Bunu yine sizlerle konuşacağız. Ali Akman'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Birkaç cümleyle sizi çok sıkmadan ona da değineceğim. Mevzu Fenerbahçe'ye kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar, Emre Belezoğlu'ndan flaş açıklamalar. Ben bu açıklamaları çok önemsedim. Emre'nin imza töreninden sonraki en böyle geniş kapsamlı açıklamalarından birisiydi bu. Ve çok önemli mesajlar verdi. İki öne çıkan mesajı var. Mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bir tanesi... Erol Bulut'la aramızın bozulması çok zor, imkansız gibi bir şey dedi. İkincisi birçok şey söyledi de bu ikisi bana göre çok önemli. İkincisi biz hakemler üzerinde baskı kurulmasını istemiyoruz. Hakemin bir hatayı hata olarak mı yoksa kasıtlı mı yaptığını da anlayabilecek ve reaksiyon verebilecek bir camiayız dedi. Bakın müthiş laflar bunlar. İlkinden başlayalım. Şimdi tam o cümleyi açayım. Erol Bulut'la ilgili kısmı. Şimdi bunu Emre Belezoğlu bu ikisini durduk yere söylemiyor. Şimdi Emre Belezoğlu'nu sadece bir transfer yapan bir transfer figürü olarak düşünmeyin. Emre Belezoğlu'nu transfer dönemi bitti. Samandıra ile stat arasında gidip gelen takımla birlikte vakit geçiren bir figür olarak da yine düşünmeyin. Emre Belezoğlu'nun Futbolun her noktasında, her kulisinde, bununla birlikte bunların tümünü bizim futbol camiamız içinde yaşanan hemen her şeyi değerlendirebilecek bir kapasitede olduğunu düşünerek şimdi okuyacağım şu birkaç cümleye dikkat edin. Diyor ki ee, hemen geleyim, hemen geleyim, o kısma geleyim. Birçok lafı var, çok not aldım Emre Belezoğlu'nun bugünkü açıklamalarıyla ilgili ama özellikle de Hocamızla aramızın bozulması imkansız diyerek Erol Bulut'la ilgili cümlesi çok önemli. Bakın diyor ki: "Erol hoca benim takım arkadaşım. Hocalımı yaptı. Biz birbirimizi iyi biliriz. Bizim aramızın bozulması imkansız gibi bir şey. Mert adamdır, sözünü esirgemez, samimidir, oyuncuyla konuşur. Ben Erol Hoca'nın çok başarılı olacağına inanıyorum." diyor. Şimdi Erol Bulut'la aramızın bozulması imkansız neden dedi durup dururken. Çünkü buna dönük bir tartışma var ve en ufak atıyorum 2-3 maçlık bir kötü gidişlik bir periyot olursa takımın ilk 11'ine dönük bir yenilgiyle bakın 8 maçta bir kez yenildi Fenerbahçe nasıl bir gündem oluştu. Kadro şöyle olmalı böyle olmalı işte oynamayanlar rahatsız vesaire diye Böyle bir durum daha fazla uzun süreli birkaç haftalık bir durum olursa emin olun Fenerbahçe'nin yeni gündemi haline getirilecek olan konu Emre Belezoğlu, Erol Bulut arasında olduğu olacağı iddia edilen sıkıntılar olacaktır. Emre Belezoğlu da biz her şeyin farkındayız mesajı veriyor ve size buradan ekmek çıkmaz diyor. Bizim Erol Bulut'la aramızın bozulması imkansız demesinin nedeni bu. Bunu çok önemsedim bugünkü programıma bir bölüm bunu açmak istedim. Biliyorsunuz daha ligler başlamadan transferler böyle cafcaflı hale gelmeden ben bir video çekmiştim ve demiştim ki daha her şeyin başındayken Emre Belezoğlu'nu yedirmeyin Fenerbahçeliler demiştim. O günden sonra Emre üzerine biliyorsunuz birçok polemik gündemi yaratıldı, birçok problemin kaynağı olduğu iddia edildi vesaire vesaire. Bugün de bunu bugünden söyleyelim de sezon daha çok uzun. Birçok şeye Fenerbahçe e, yeni başlıyor. E, Erol Bulut, Emre Belezoğlu problemlerine ilişkin yapay gündemlerle karşılaştığınızda bugünkü açıklamayı bu programı hatırlayın. Diyor ki Emre Belezoğlu bu bölümü bitirirken bizim Erol Bulut'la aramızın bozulması imkansız gibi bir şey. İkinci lafı çok önemli bir laf. Hakemlerle ilgili biliyorsunuz ben bir 4-5 video çektim. Ali Şansalan performansından Koray Gençerler. Var performansından sonra, Fenerbahçe-Konya maçından sonra. Çok ağır da konuştum. E, hatta yine meslekteki bazı büyüklerinden eleştiriler de aldım. E, ve hepsine size saygım sonsuz ama haklı olduğumu düşünüyorum. Ali Şansalan ve Koray Gençerler performansı ben benim tarafımda çok masum performanslar değildir. En hafif tabiriyle ön yargılı performanslardır dedim. Pelkas'ın iptal edilen gol ile ilgili ilgili ilgili. Yani 4-5 video çektim. Ama artık bir kenara koydum. Şimdilik yeniden başlamak üzere şu kalan Macaristan maçımızı da hayırlısıyla milli takım olarak bitirelim. Ee, ve bunun artık gündemde kalmasını ve kalmamasını istiyorum. Dolayısıyla artık hakem konusunu bir kenara koydum. Ama! Ama! Bugünkü konuşmasında Emre Belezoğlu da oraya değinmiş. Ama çok güzel değinmiş. Çok güzel mesajlar vermiş. MHK'ye mesaj vermiş. Hakemlere mesaj vermiş. TFF'ye mesaj vermiş medyanın belli kesimlerine mesaj vermiş. Biz her şeyin farkındayız demiş. Demiş ki Emre Belezoğlu. Hakemlerin algılara yenik düşmesini istemiyoruz. Algıyla hakemlerin etkilenmeye çalışılmasından ve etkilenmesinden rahatsızız. Bakın hakemleri etkilemeye çalışıyorlar. Bu ayrı bir şey. Bu bir gerçek realite. Bir realitede hakemlerin bundan etkilenmesi. Hep söylüyorum hakemler üzerine çalışan insanlar var, kesimler var, kulüpler var, kişiler var, çeşitli hesapları olan. Bu ayrı bir şey. Yahu arkadaş hakemler de bundan etkileniyor. Birisi çıkıyor bir açıklama yapıyor. Şimdi polemik olmasın. X bir teknik adamın adını vermeyeyim. E, lehte alehte ne derse. Yahu sondaki maçlarda hakemlerin bu açıklamaların üzerinden performanslar sergilediğini görüyoruz. Emre Belezoğlu da diyor ki. Hakemleri etkiliyorlar. Hakemler de etkileniyor. Devam ediyorum. Biz diyor hakemler üzerinde bir baskı oluşturmak niyetinde değiliz. Fenerbahçe kulübü olarak. Hakemin içerideki hatasıyla en önemli bölüme geldik. Hakemin içerideki hatasıyla kasıtlı tavrını fark edebilecek bilgiye, beceriye reaksiyonel camia gücüne sahibiz. Bunu da herkes bilsin diyor. Allah'ım inanılmaz bir cümle. İnanılmaz bir cümle. Bakın. Hakemin mealen artık söylüyorum. Hakem kasıtlı mı bir karar verdi? Hata olarak mı verdi? Yoksa kasıtlı mı verdi? Biz bunu fark edebilecek beceriye de bilgiye de diyor. Bakın bilgiye yani hakemin perde arkasını biz biliriz diyor. Müthiş bir cümle. Bugün sosyal medyada da Bugün konvansiyonel medyada da ekranlarda da bu açıklamanın hakkı verilmedi. Cımbızladım ve size sunuyorum. Bir daha söylüyorum bu cümleyi. İnanılmaz bir cümle. Emre Belezoğlu. Hakemleri algıyla etkilemeye çalışanlar var. Etkilenen hakemler var. Biz kasıt mı, hata mı bunu bilecek beceriye ve bilgiye sahibiz, biz böyle bir camiayız ve reaksiyon verecek bir camia gücüne de sahibiz diyor. Şimdi bu konunun üstüne benim şimdi bu programı normalde bitirmem lazım. Başka söylenecek hiçbir şey yok. Bir sportif direktör, Emre Belezoğlu kalibresinde bir adam. Hakemlerle ilgili böyle 3-4 sıralı cümle söylüyor ve içinde bu kadar güçlü kelimeler ve mesajlar varsa arkadaşlar Türkiye'de futbol o kadar masum değildir ki bu kalibredeki bir adam buna dikkat çekiyor. Ama çok da güzel dikkat çekiyor. Çok da güzel mesaj veriyor. Hakkının verildiğini düşünmedim bu açıklamanın bu bölümünün. Sizlerle paylaşmak istedim. Devam edelim. Çok konuştuk. Gönderilmek isteniyor dedik. Ama gönderilemedi. Tabi sözleşmesi çok kuvvetli. Nabil Ama Ocak ayında artık ne yapılacak edilecek yollanacak dedik. Ona da değinmiş Emre Belezoğlu. Biz Dirara, Nabil Dirara pek, e, Nabil Dirara resmi bir tebligat yapmadık ama ben ve Erol Bulut birlikte karar verdik, e, sportif bir değerlendirme yaptık ve e, oyuncuya da maaş indirimi için bir dayatmada da bulunmadık ve takımdan ayrı çalışıyor ifadesini kullandı. Dirar'ın bu takımda artık yeri yok arkadaşlar. Gerek kişisel davranışları gerek performans durumları ve bu takımda artık oynayacak yerinin olmaması itibariyle. Devam edelim. Ee, sevgili dostlar sorularınıza cevap vereceğim. Ben gündemi bir akıtayım. Konuşayım. Biz bizeyiz. Youtube'un özelliği bu. Samimi bir ortamdayız. Biz bizeyiz. Orada ne yazarsanız kalıyor. Ee, tekraren soruda yazmayın. Ben onları daha rahat okuyabiliyorum. Devam edeceğiz. Şimdi. Bir diğer konuya gelelim. Serhat Ahmetoğlu biliyorsunuz. Son kara maçında sağda oynadı. Normalde sol önde ve sağ arkada oynayabiliyor. Ee, yine. Sol ee, Solbek'te görev yapan Kazakistan asıllı kardeşimiz 18 yaşında Mikhail Askarov Bu oyuncular mesela Serhat'ı ben e, Hatırlıyorum 2012'de Aldılar Eyüp Spor'dan Çok daha küçükken Hala amatör bu çocukların e, vizeleri Lisansları Bu oyuncuların profesyonel sözleşmeleri olmadığı için Teknik olarak birisi gelir yetiştirme bedelini, e, bedelini öder gider Ama Fenerbahçe'de Değer verilen bir oyuncunun kolay kolay da Tamam bana teklif geldi hadi şu takıma gidiyorum Demesi çok zordur bu kendisi adına da bir hata olur. Fenerbahçe'de önlemlerini mutlaka ama mutlaka almıştır. Serhat Ahmetoğlu ve Mikhail Askarov konusunda bir endişe yaşanmasını pek doğru bulmuyorum arkadaşlar. Şimdi bir diğer konu. Buraları hızlı geçelim. Soru cevap yapacağız. 31 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat oyuncusu. West Ham United'da da daha çok yedek kaldığı için transferi söz konusu bir oyuncu aldılar onun yerine. Andrei Yarmolenko. Bu oyuncuyla ilgilendiği Fenerbahçe'nin doğru. Ama ne bir oyuncu ne de bir başka oyuncu üzerinde Fenerbahçe'nin şu an size net söylüyorum ee, zaten netleşmiş durum yok da hiçbir oyuncu üzerinde ilerlettiği bir görüşme bir durum da yok. Ama Fenerbahçe'nin özellikle yatırımsal anlamda e, tabi sağ kanata e, hazır oraya tak oturacak bir oyuncu Fenerbahçe düşünüyor. Ama net bir durum yok. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin asıl ocağa dönük sezon sonuna dönük olarak sürekli devam eden transferdeki arayışları yatırımsal oyuncular yani genç oyuncular ileriye dönük oyuncular özelinde var arkadaşlar. Yine ileriye dönük oyuncularla ilgili konuşmuşken yine konu başlıklarımızdan bir tanesine gelelim. Kemal Adem'i bakın başlık başlık hızlı hızlı geçiyorum. Tam YouTube havasında yapıyorum. Kemal Adem'i benim fikrimde öyle. Fenerbahçe'deki genel düşünce de öyle. Fenerbahçe'de Kemal Adem'i eğer istenen gelişimi, değişimi, evrimi futbol olarak gerçekleştirebilirse oyuncu için Fenerbahçe'deki düşünce Vedat Muriç'ten daha büyük bir potansiyeli olduğuna inanılıyor. Açıkçası ben de Kemal Adem'in oyun şekline baktığımda bakın bu ülkeye geldiğinde Vedat Muriç ee, hangi takımda oynadı ilk hatırlamıyorum ama Giresunspor Sanırım Giresun Spor ilk. Giresun Spor e, arkasından işte ge, e, Çay, gençler birliği Çaykur Rize böyle bir gelişim yaptı. Dolayısıyla Kemal Adem'inin de e, biraz süresi var. Bununla birlikte tabii Kemal Adem'inin süre bulması lazım, zaman alması lazım. Ve Kemal Adem'inin Velatmurış'tan daha büyük potansiyeli olduğuna, evet, Eskişehir sevgili mazlum e, Çelik Kaleli çok teşekkür ediyorum. Eskişehir Giresun Gençlerbirliği Rize olarak biliyorum ben. Kemal Adem'in de çok büyük bir potansiyeli olduğuna inanılıyor, düşünülüyor. Şimdi Fenerbahçe'de bir gol üretememe başka bir sorun daha var. Tam oturduğu yerine dediğimiz savunmada da sorun var. Arkada Fenerbahçe çok boşluklar bırakıyor. O ayrı bir konu da Fenerbahçe'nin gol üretememe sorunu var. Pozisyon üreteme. asıl pozisyon üretip derinli pozisyon üretememe, gol üretememe. Bunu... Caner Erkin'e yükledik değil mi? Gel, ben de kendimi katıyorum içine. Ben öyle düşünmüyorum da kendimi de katıyorum. Genel olarak konuştuğumuz için. Caner ayağına gelen topları hep ortalıyor. Boş ortalıyor vesaire. İşte göbekten gidilemiyor falan. Şimdi bir. Caner Erkin'i veya göbekteki delici oyuncu pozisyonunu siz dolduramadınız. Caner Erkin'i de böyle planlayamadıysanız oyun sistemi hafta içindeki antrenmanlarda. Caner Erkin en iyi yaptığı şeyi yapar. Girer sıfıra veya bir önden çaprazdan ortasını yapar. Golünü atar attırır. Caner Erkin'in oyuna dikkat edin. Aldığı her topu ortalamıyor. Orada eğer pas üçgeni kurulursa paslaşarak toplu ve topsuz koşularla da ceza sahasına giren veya sokan oyuncu arkadaşını. Caner Erkin'i harcatmayın. Caner Erkin'i harcamayın. Çok kıymetli bir oyuncu. Burada yapılması gereken şey öncelikle Pelkas. Eğer Pelkas tam olmazsa veya değişimli olarak Perotti'den ama öncelikle Pelkas'tan şu an eldeki kadrodaki oyuncu o. Göbekten o kurgu yapabilecek oyuncu olarak Pelkas'ı 10 numaraya tam olarak oturtmak. Şimdi orada eğer Ozan'ı oynatırsanız rakibi bozma anlamında bir avantaj elde ediyorsunuz. Ama dezavantajları da var. Oyun sol tarafa yıkılıyor. Sonra Caner'i e, tüketen bir tartışma mevsimi iklimi doğruluyor. Ama Pelkas'ı oynatırsanız bu sefer o ince ayak bileğiyle, kadife dokunuşlarıyla orada Fenerbahçe'yi rahatlatacak pasları, pozisyona sokacak pasları atabilecek bir oyuncu oluyor. Şimdi Fenerbahçe'de oyuncu tiplerine baktığınızda Erol Bulut için, Erol Bulut için aslında birden fazla sistemi oynatabilecek bir avantaj kadrosu var burada. Perotti ile başka oynarsanız orada Pelkas'la başka oynarsınız Ozan'la rakibe göre başka oynarsınız Erol Bulut'un da geçmiş takımlarına baktığımızda Hep rakiplere göre oyunu değiştirebilen Kurabilen bir teknik adamdır Bu kadroda bunu sağlıyor ama Ben Konya spor maçında şunu gördüm Şuna üzüldüm ve çok eleştirdim Bu haftaya kadar Fenerbahçe'nin Geldiği oyun aşaması Bu panik oyunu Panik hali olmamalıydı Bu iki haftalık arada Fenerbahçe 14-15 futbolcuyla çalıştı Çok mümkün değil ama Fenerbahçe'nin milli ara dönüşüyle de birlikte artık bir iki hafta içinde oyununu aşağı yukarı oturtmuş olması ve temel bir kurgusunun olması lazım. Bunu söylemek istiyorum. Bu bölümdeki özet cümlem şudur. Perkasa oyunu oturtacaksınız arkadaş. Perkası 10 numaraya koyacaksınız. Pelkas'la birlikte oyunu biraz merkezden oynamaya çalışarak kanatlardaki özellikle ki sol tarafta jenerin ataklarını daha efektif hale getireceksiniz. Daha sonuç odaklı hale getireceksiniz. Şimdi birkaç cümle hemen özetleyeceğim. Çok konuştum bunu çünkü ama hala sorduğunuz için. Alakman'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Sevgili Hakan kardeşimle de kanalında canlı yayında konuştuk. Babası da kendisi de iyi birer Fenerbahçeli. Ama bu işlerde Fenerbahçelilik, Galatasaraylık işte Ayhan Akman Galatasaraylılık değil Beşiktaşlı. O, bu, bunlar profesyonel hayatta pek karşılığı olan şeyler değil. Fenerbahçe burada Emre Belezoğlu'nun görüşmesini devam ettirdiği bir oyuncu kulübüyle ve kendisiyle. Nasıl bir hamle yapar bilemiyorum ama ilgilenilen bir oyuncu Ali Akman Fenerbahçe'nin öyle boşta bıraktığı bir konu değil arkadaşlar. Onu da size söylemek istiyorum. Şimdi... Diğer konularımıza gelelim. Neleri konuşmuşuz? Konuştuk, 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 konuştuk. Bütün aşağı yukarı mevzularımızı konuştuk. Şimdi sorularınıza gelelim. Çünkü sizler bazen öyle sorular soruyorsunuz ki ya beynimin bir tarafında hafızaladığım, depoladığım bir şeyi açığa çıkarıyorsunuz, unuttuğum bir şeyi ya da bambaşka pencereler açıyorsunuz. Harika bir kitleyiz burada. E, efektif bir kitleyiz. Üreten, sonuç odaklı bir kitleyiz. O yüzden teşekkür ediyorum. Mesela Emir K. çok güzel bir soru sormuş. O bahsettiğim hafızamda depoladığım ama unuttuğum e, şimdi bilgiyi benim çıkarmamı sağladı. E, öncelikle Can Kocabaş ve Dün Tuncay Savran'a te teşekkür ediyorum. Yeni ilk gelenlerden arkadaşlar. Emir K. demiş ki stoper alacak mıyız? Arkadaşlar Fenerbahçe'de aa, Dorukan takası devre arasında gerçekleşirse Sadık ya da Serdar'ın gidebileceğini yine Hakan burada istihbarat olarak verdi. Bu ve bundan bağımsız da olarak Fenerbahçe'nin Stoper için arayışı var. Ama gelirse Sadık ve Serdar'dan bir tanesi gider. Orada bir fazlalık oluşur. Fenerbahçe'nin böyle bir düşüncesi var. Sağ kanat ve Stoper öncelikli bir Fenerbahçe'nin devre arası transfer düşüncesi var. Bakın netleşmiş bir şey yok. Düşüncesi var. Fenerbahçe hala görecek, oyuncuları görecek, gelişimlerini görecek. Böyle ilerleyecek. Mehmet Ali dönmez. Ee, kanat alacak mıyız? Sağ kanat. Konuştuk. Fenerbahçe'nin çalışması var. Fatih Fettah Teke. Ozan veya Altay'a gelen teklifler var mı? Arkadaşlar Altay'a da, Ozan'a da sezon başında teklifler geldi. Fenerbahçe yetersiz gördü. Ben Altay'ın sezon sonu satılacağını, Ozan'ın da yine piyasa yapacağını ve Fenerbahçe'nin... Ee, hem eğer şampiyon da olursa şampiyonluk gelirinin yanı sıra oyuncu pazarlayan sistemiyle de ciddi gelirler elde etmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bakın Emre Belezoğlu ne dedi? Vedat Buruç'in transferi bize çok büyük imkanlar sağladı. Çok rahatlattı dedi. Fenerbahçe satacak arkadaşlar. Bir de oyuncuya aşık olmayın arkadaşlar. Formaya aşık olun. Oyuncuya aşık olmayın. Formaya aşık olun. Oyuncular gelir gider. İyi oyuncular iyi hatırlanır hakkını veremeyen oyuncular iyi Bugün isim vermeyeceğim. Çok güzel bir fotoğraf vardı Fenerbahçe tesislerinde. Bugün ya da dün. Erol Bulut, Mehmet Aurelio, Emre Belezoğlu. Fenerbahçe şofmanları maç yapmışlar. Demek ki hazır bu milli takım boşluğunda. Ve orada Selçuk Şahin. Arkadaşlar Fenerbahçe'den her ayrılan hatta kaptanlık yapmış ki şampiyonluk yaşamış uzun yıllar hatta kimilerinin efsane dediği bazı oyuncular bir daha bu takımda Selçuk Şahin gibi o formayı giyip o antrenman tesislerinin havasını soluyamazlar. Var öyle oyuncular. Değil mi? Kaptanlık yapmış. Neden? Soluyamazları siz iyi biliyorsunuz. Polemik olmasın diye isim söyleyemiyorum. Ama işte kötü ayrılan böyle ayrılır. İyi ayrılan Selçuk Şahin gibi camianın ve taraftarının kabul edeceği şekilde o camiaya geri döner. Dolayısıyla Futbolculara aşık olmayın. Formaya aşık olun. Gelir gider kulüpler onlardan para kazanır. İyi futbolcu iyi döner. Kötüsü bir daha dönemez. Hem de büyük futbolcular. Şimdi isim vermeyeyim. Sizler biliyorsunuz. Yazıyorsunuz zaten şu anda. Bravo Candaş. Devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bir merhaba mesajı var. Ama e, rumuz o kadar ilginç ki okumadan geçemeyeceğim. Normalde e, gerçek e, isimleri okuyorum ama harika patronun şarkısındaki gölge gibi giren Sago. Merhaba demiş. Bu nasıl bir cümle, nasıl bir isim, nereden buluyorsunuz bunları bilmiyorum. Diriliş 1907 bildirim gelir gelmez her yayına geliyorum bir soruma bile cevap alamadım. Diriliş 1907 e, StreamYard'dan konuklu program yaptığımda hemen hemen bütün sorularını ekrana getiriyorum konuşuyorum. Arada olabilir böyle şeyler kızma görmediğimizdendir veya programın formatı soru cevap değil e, kendi akışımız üzerindendir. Kızma devam edelim. Aşağıda sorularım varsa cevap vereceğim. Cengiz Bağış. Fenerbahçe şampiyon olursa her sene ligi ambargo koyar gibime geliyor. E, her sene koyar mı bilmiyorum ambargoyu ama e, Fenerbahçe farklı bir yere taşır. Hazır bu iyi yapılanmasıyla birlikte bir şampiyonluk. Ertunga Çakıroğlu. E, Emre Belezoğlu süper yaklaşmış demiş. Batuhan Aksoy bence Caner Erkin sol önde oynatalım oyun sistemini bozuyor demiş. ben Caner'in sol önde başarıyla oynayabileceğini düşünüyorum. Devam ediyorum. E, Oğuzhan Vardar, Ahmet Aslan, Coşkun, Şevket Kocaoğlu, Cengiz Bağış, Ali O Yılmaz, e, MYZC Coşkun, Recep Yusuf Gürbüz, Mazlum Çelik Kaleli, Sahmar Muzafferli hepinize merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Ee, İbrahim Saygı, Yarmalenko transferini sormuşsun, konuştuk. Murat Bak, Ömer Faruk Beyaz ve Max Kuruse'den haberdarım. Çok teşekkür ediyorum Murat, Max Kuruse'yi bana hatırlattığın için. Ömer Faruk Beyaz'la ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Kariyer planlamasına kadar Fenerbahçe ona vaatlerde bulunuyor, bulunacak bir sıkıntı da olacağını düşünmüyorum. Sürpriz olur gitmesi. Max Kuruse konusunda benim aldığım bilgiler halen aynı. Max Kuruse, Fenerbahçe ile... Ee, Mikrofonum düşmüş ama sanırım bir sıkıntı yok değil mi seste? Peki böyle devam edeyim o zaman hiç oynamayayım. Yoksa çıt sesler geliyor. Ee, Max Kuruse Fenerbahçe aracılar yolladı. Anlaşmak istedi. Fenerbahçe kabul etmedi. Fenerbahçe haklı olduğuna inanıyor. iyi avukatlarla çalışıyor. Hakan Bayar hoş geldin. Cengiz Bayış tekrar hoş geldin. Semi Aydos. Semi Aydos demiş ki Vizca'yı bu saatten sonra isteyen olmamalı demiş. Dalga geçer gibi sözleşme uzatıyor. 5 yıllık demiş. Devam edelim. Diriliş 1907. Bu soruyu rahat 100. kez soruyorum. Kardeşim amma çok sistem etmişin ya. Bunu hak etmiyoruz. Bak gördükçe cevaplıyorum. Ee, ama ben farkındayım. Her yayında varsın. Ben alttan KJ'li de StreamYard yayınlarında gösteriyorum. Ee, diriliş 1907. Bu soruyu rahat 100. kez soruyorum. Bu da son. TFF B Ligi kurulmasına karar vermişi çok teşekkür ederim. Çok güzel soru. İsteyen katılabilecektir. O iş ne oldu? Arkadaşlar alt ligleri bile oynatmıyor. Pandemi sürecinden ötürü TFF. Alt bile oynatmıyor. Ee, çok üzücü bir sezon yaşıyoruz. Umarız bu sezon 14 futbolcunun altına düşüp hükmen yenilen takım gerçeğiyle de karşılaşmayız. Biraz idare edeceğiz bu sezon. Dolayısıyla çok zor. Vedat, e, MYZC Coşkun. Vedat'la Sörlot ikili forvetimiz olacak doğru mu? Böyle bir doğruluk yok. Böyle bir gerçeklik yok. Buradaki gerçeklik ve doğruluk Fenerbahçe her iyi futbolcuyla ilgilenir. Fırsattır. kovalar. Söllot'sa Söllot olur. Başka bir oyuncuysa başka bir oyuncu ama şu an Söllot üzerinde Fenerbahçe'nin bir planı yok. Ama takip olduğunu duydum. Durumunu takip ediyorlar. Bu da çok normal. Durumunu takip edebilirler. Bu da çok normal. Emir K. demiş ki stoper lazım. Lemos ve Serdar çok savruk. Devre arası net stoper lazım demiş. Ee, tekrar tekrar mazlum Çelik Kaleli. Emir doğru diyor abi. Defans lazım. Diğer isimleri de şöyle bir okuyalım. O çok mesaj göndermişsiniz çok teşekkür ediyorum. Başımın üstünde yeri var diyeyim. Hızlıca Cihat Girgin, Onur Karaman, Ertuğrul Küçükoğlu, Talha Usta, Erhan Yüksel, Yunus Emregül, Beytullah Demir, Aytekin Karadeniz, Berk, Melit, Ahmet Altun, Yusuf Kısa Boylu, Yunus Emregül, Arda Ahmet Sarı, Onur Karaman. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Onur'un şöyle bir sorusu var. Sosa'nın gece hayatı sıkıntıları varmış, emri uyarmasına rağmen devam ediyormuş. Bilgin var mı abi? Arkadaşlar, ben Sosa'yı şöyle tanıyorum. Müthiş bir evci evcimenliği olan, ailesine düşkün, eşinin de baskın karakteri söz konusu olan bir aile yapısı içinde olan bir futbolcu. Böyle bir futbolcunun e, gece hayatına kendisini kaptırdığına dönük e, söylemler çok yerine oturmuyor. Bir gece çıkmıştır vesaire bu, 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 bu çok normal ama gece hayatına kendisini kaptırdı demek başka bir şey. Bizim bunu yaşadığımız futbolcular var ama Sosa'da böyle bir şey yok arkadaşlar. Ha Sosa'da şunu söyleyeyim bakın arkadaşlar. Sosa'da şöyle bir durum var. Yani eğer oturup doğru konuşalım. Ben Sosa Trabzon'da oynarken Fenerbahçe transferi de yine söz konusuyken ligin bitmesiyle beraber Trabzon'da da çok yakın arkadaşlarım var. Çok sevdiğim Trabzonsporlu dostlarım, arkadaşlarım vardır. Onlarla konuşuyorum şunu söylemişlerdi. Ya biz Sosa'ya aslında o kadar düşkün değiliz. Sosa'ya kızdığımız noktalar var. Niye? Şampiyonluk yolunda kaptanlık pozu bandında takarken yangın yapması gereken, bağırıp çağırması gereken anlatmaya çalışıyorum mealen. Yangın yapması, takımı toparlaması, liderlik yapması gereken yerlerde öne çıkmadı. Bir bunu diyorlar. İki, inişleri çıkışları olan bir performans var. Yaşla da birlikte diyorlardı. Şimdi Fenerbahçe bunu bilerek aldı. Tabii Fenerbahçe başka bir camia oyuncunun inişlerini çıkışlarını kontrol edecek kadro genişliğini sağladı ve oyuncuyu motive edecek sözleşmeyi ve ona değer verme durumunu da sağladı. Dolayısıyla ben fazlaca faydalı olacağını sosanın düşünüyorum. Yunus Emre Gül, Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan, kalbimizin tam ortasında şu köşesindesin. Can Azerbaycan. Devam ediyorum. Berk çok güzel bir şey söylemiş ama kaçırdım sizler okuyabilirsiniz Samat ile ilgili bir şeyler söylemiş Timuçin Süslü gelmiş aramıza Klasura gelmiş Gökhan devam eder mi demiş yüzde yüz edecek ama böyle edecek yani sakatlık durumu vücut vücutsal fiziksel durumu bu devam edelim Zafer Kavasoğlu Timuçin Süslü Beytullah Demir gelmiş aramıza tekrar hepinize çok çok teşekkür ediyorum Değerli dostlar artık yarım saate yaklaştık. Eminim ki bu kitle bu yoğunlukla konuşmaya devam etsek konuşmaya devam edecek. Hidayet Söğüt Mesut'u sormuş. Ee, hiçbir gelişme yok Ocak ayına dair. Ee, evet klasura seneye Gökhan Gönül devam edecek. Zaten sözleşmesi var. 1 artı 1 diye biliyorum ben ama 2 yıllık yani devam edecek. Futbolu Fenerbahçe'de bırakacak. Sosa konusunda yanılıyorsunuz çünkü bunu diyen herhangi birisi değil. Murat Ayşık en az sizin kadar bizim hatta yönetici yapmış. Bir... Ben saygı duyuyorum, çok da programlarını e, spor dijitalini çok yakından takip ediyorum. Ben böyle bir şey yoktur demedim. Sadece hani böyle bir şeyin e, kavramsal olarak olması için süreklilik arz eden bir gece hayatı şekli olmalı. Ben öyle bir şey olmadığını düşünüyorum. E, kaldı ki bahsettiğiniz isimler o grup, e, yayınlarını çok beğenerek izliyorum. Murat Aşık, Fenerbahçe Kulübü'nün bir başkanının... Ee, evladı iyi bir Fenerbahçeli ee, yorumlarını çok yakından takip ediyorum ee, kendisini ve oradaki diğer arkadaş grubunu çok yakından izliyorum ee, Dolayısıyla söylediği her şey önemlidir haberdir değerlidir Fenerbahçe'nin bir değerinin bir değerli bir ailesinin e, ferdidir ee, söylemlerini Ben de çok yakından takip ediyorum ben yoktur demedim Sosa ile ilgili Sosa'nın Gece zaten o direkt böyle söylemedi ama söylendiği iddia edilen bir cümle ortaya konulmak istendi nedir oradan bir problem üretilmeye çalışıldı nedir Sosa'nın büyük bir gece hayatı var böyle bir şey olması için süreklilik arz etmesi lazım dedim Sosa'nın aile yapısı da buna pek uygun değil diye ifade ettim değerli arkadaşlar devam edelim Ertuğrul Çakıroğlu Sosa üst düzey bir oyuncu Kesinlikle üst düzey bir oyuncu, futbol aklı çok önemli. Gustavo ile ön libero tandemini yaparlarken, Gustavo'nun genarın kademesine giren rakip atakları kelepçe gibi, çengel gibi müdahalelerle alan oyununun yanısı yanında Sosa'nın bunu biraz yapmakla birlikte Sosa'nın savunması kuvvetlidir. Bunu biraz yapmakla birlikte topu aldığı zaman Gustavo'dan öne İyi bir oyun aklıyla taşıyabilen, iyi efektif paslarla taşıyabilen bir oyuncu. Üst düzey bir oyuncu değerli arkadaşlar. Ardaya ve Candas da aramıza gelen bu iki arkadaşımıza da çok çok ıı, teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone sayımızda şöyle biraz iniş var. Bu dönemlerde normal ama desteğinizi bekliyorum. Fenerbahçe'yi daha çok konuşabileceğimiz bir mecra oluşturmaya çalıştık. Herhalde de oluşturduk. Bu mecranın devam etmesi sizin elinizde. Lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri açmadıysanız bildirimleri de lütfen açın. Ücretli değil bizde bunlar. Katıl butonumuz yok. Biz böyle bir şeyi uzun süre çok uzun süre düşünmüyoruz. Yayını beğenmeyi de lütfen unutmayın. Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeyi özledik. Milli aralar tabii kıymetli ama dünya geneli için konuşuyorum. Bu kadar milli maça hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Futbolun kendisine zarar veriyor. Birçok sebepten ötürü bu kadar milli maç futbolun kendisine zarar veriyor. Milli maçların değerine de zarar veriyor. Mesela Uluslar Ligi'ni hiç benimseyemedim. Arkadaşlar kapatırken bir şey söylemek istiyorum. Tabi bu hastalık meselesi nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Size birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Önce şunu söyleyeyim. Mesleğim gereği sadece sporu değil genel gündemi de bütün başlıklar altında genel gündemi de takip ediyorum ve Bir müjde bir müjde bir müjde size verebilirim Okuduğum ve edindiğim bilgiler ışığında bu virüs belasından kurtulmak üzereyiz Ama bu aşının dağıtımının toplu üretiminin dağıtımının yapılması ve insanların ulaşabileceği duruma getirilmesi için Maddi ve lojistik olarak Biraz zaman lazım bir 6-7 aylık zaman. Bu 6-7 aylık zaman da kış dönemine denk geliyor. Yazın biraz daha rahatlayacağız inşallah. Yazın inşallah maskesiz günlerle birlikte yaşayacağız ve bir dahaki kışa daha rahat gireceğiz. Öyle görünüyor ama bu 6-7 ay çok acı sonuçlar doğurabilir. Sizler genç olabilirsiniz, iyi güçlü yapılarda olabilirsiniz ama gizli taşıyıcı olabilirsiniz. Anneniz, babanız, büyükleriniz, tanıdığınız tanımadığınız büyüklerinize bulaştırabilirsiniz. Ee, şunu tavsiye ediyorum. Tabii ki maske, mesafe bunlar çok önemli. Asla bunlara bunları göz ardı etmeyin. Ama beslenmenize bakın beslenmenize, uyku düzeninize ve güneşi gördüğünüz yerde D vitaminine çok çok dikkat edin. Yani e, maddi gücünüz el verdiği ölçüde e, beslenme çeşitliliği yaratın kendinize. Maddi gücünüz el verdiği ölçüde sebze ve meyvede mutlaka çeşitlilik bunu bana çok yakın doktor arkadaşlarım da ifade ediyor. Okumalar da yapıyorum. Bu 6-7 ayı çok güzel geçirelim. Ee, Eren Yüksel de bir şeyler yazmış. Yazdığı her şey doğru. Ee, sebze ve meyvede çeşitlilik. Bununla birlikte iyi uyuyun. Ee, maske ve mesafeden vazgeçmeyin. Şu kışı dikkatli geçirelim arkadaşlar. Çevrenize de kendinize de çok dikkat edin. Tekrar görüşeceğiz. Kanalımda olmaya devam edin. Hoşçakalın. Sağ olun.